Ama bir rapor tesadüfen belki mesleğiyle ilgili ya özel olarak okumuşlar. Bu şirkete yabancıların karşısında böyle şivesi süren bomba gibi İngilizce konuş. Bilse bile konuşmaz. Kendini kimliğini kaybetmiş derler diye utanır, konuşmaz. Onun için bu millet yükselmiştir. Ve bütün o bu atom bombalarına rağmen ayaktadır. Benle de çok yakınlardır. Şinano derler ona. O kutay Şinano olsa. Tabi onlarda el önpare yok ya, bir şeyler var. Ben millet sokakta güzel Japonya'da öyle bir şey gösteriyor. Oyakasını. Niye? Bir de kendine itibarı olmayan, kendini bilmeyene, itibarı olmayana, kimliğini, kişiliğini kaybetmiş, haysiyet hissini kaybetmişlere ne olursa olsun dışarıda hiç kimse yüz vermez. Köleden beter muamele ederler. Ama sen kendini biliyorsan, ölmek değil diyoruz ya, layık olmaya çalışıyorsun. Kişiliğin varsa, kimliğin varsa, kültürün varsa, kendi kültürün, o zaman herkes itibar eder. Onun için gidip de, yabancı televizyonda, resmi İngiliz falan filan diyenlere böyle hoş muamelesi yaparlar. Televizyonlarda gördük baktık. Bu millete, bu devlete yakışmaz. Neyse şimdi durum iyidir yani. Bakın. Türkiye'de bak şimdi. Brezilya var, Türkiye var. Yani haritaya bak. Bizim istikbalimiz parlaktır. Bunlar işte bizde kopardıkları yerleri babamın zamanında Müslüman ülkeleri falan. Her birine birer diktatör koydular batıdan. Bunların çoğu da Türk düşmanıydı açıktan da ya. Çoğu böyle Türkleri kesmiştir orada. Suriye'de, şeyde. Irak'ta da dolaylı şekilde öldürmüştür Türkleri zaten. O da bana kerkütlü bir Türkmen söyledi, yaşlı bir adam. İstanbul'un başladı. Video televizyonlar, onların hakları, durumlarını bahseden bir tekten var. Yani ben bunu utanarak söylüyorum. Türk, dünyanın neresinde bir Türkiye bir kılına dokursalar bütün milletin onu destek çıkması, ses çıkarması lazım. Çünkü bizim Yahudi kardeşlerimizden ikret alın. Onlar öyle yapıyor. Niye biz yapıyoruz? Hadi bakalım. Ya. Onun için. Neyse bu laflar bitmez. Akşam oldu mu? Güneş battı mı? Ne oldu? Hangi burçtayız? Falan. Neyse fazla sıkmayacağız sizi. Hatta şimdi bizim bebeler uyuyor kalmış mı destek takımı? Ya dinliyorlar, böyle dinliyorlar. Bak şimdi. İkizler. Biri Alper. Alper'e Alper Tunga adını koymak attık. Baktık ki yeni nesle Tunga'yı falan öğretmiyorlar. O ne dediler falan. Hani dedi ki bari babanın ilk adını ikincisi olarak koydum. Alper Öztet oldu. Kavalalı Selahattin, Atatürk Hemşehrisi ve en güvenliği genç yanındaki babam. Rahmetli. Kız da Oya. Dedi şunu bir de süsleyelim divan edebiyatı gibi olsun adı. Oya Jülide. Bayıldım. Oya Jülide. Ya, ya. Alper Hüse. Ya, ha. Annesi Dilek Hanım. Yani. Dilek Hanım olursa ben buralarda konuşma da yapamam. Buradakiler ben de oturuyor. Yüzü belli. Hanımlar çok önemli biliyorsunuz. Bir kültürün milletin yaşamasında hanımlar çok önemli. O da bir kahraman anneydir. Onun için huzurunuzda ona da hepimizin adına şükranla bulunuyoruz. Siyatımızı söyler. Ama açık seçik. 1, 2, 3, 4, 5 herkesin nefes yapabileceği de açık seçik reçete gibi bir kitaplarından. Şunu yapın, bunu yapın demeden. Kendiniz okuyup idrak edince zaten onun yapılması gerektiğini kendiniz bulacaksınız. Onun için buradan yola devam ve burası gene insanlığın böyle bakıp özendiği ve insanlığı tekrar dünyaya getiren ülke bir daha olacaktır ve olmaktadır, haberiniz olsun. Olmaktadır.
millete, insanlık içinde, kendi tarihimiz için, atalarımız için de layık olduğu yere tekrar getirmekteyiz. Haberiniz olsun. Sayın Ahmet Günşen'i sahneye davet ediyorum. Şu anda Arslanzade'den bir temsilci olmak için kendilerine takdim ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Yine son hocam. Topluluk olarak Edirne'nin ünlü meyve sabunu. Biz de topluluk olarak hocamıza küçük bir hediye. Yine topluluğumuzda küçük bir süpürge. Şimdi bu yolda ufacık süpürge var ya. Şimdi başına dana olup yabancıya Türkiye'yi peşkeş çekip bundan sonra siyasetçilerden çok bahsediyorum. Üniversitelerde şimdi millet için yapılan faaliyetlerin dış kaynaklı istihbaratlardan da böyle destek alarak falan sessiz sedasız gitmeye çalışan Şimdi benim çalışmalarımda yardımcı olan Sayın Cemil Nuri Plaket'i almak üzere yardım doçent doktor Oğuzhan Durmuş'u sahneye davet ediyorum. Şirin abi de. Evet, yine Kuru Kahveci Mehmet Efendi'den Gökhan Bey burada mıydı acaba? Ne yazık ki yok, bereket bana kaldı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Görüşmek üzere. Sağlıcakla. Biz teşekkür ederim. Hocamıza Türkiye Gazetesi'nden de bir İstanbul Gülü gelmiş. Yine Arslanzade'nin hazırladığı 1000 paket kurabiye dağıtılacaktır. Aynı zamanda kitapları imzalatmak isteyen arkadaşlarımız dışarıda sıraya geçerlerse seviniriz.